Efendim iyi akşamlar. Ülke TV ekranlarına İnce Fikir'e hoş geldiniz. Ben Fadime Özkan. Her hafta olduğu gibi bu haftada ülkemizin, memleketimizin meselelerini ince fikirli insanlarla, konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta ne yazık ki Özlem Zengin aramızda değil. Mecliste başkan seçimi nedeniyle mecliste olması gerekiyordu, dönemedi. Onun da selamlarını ileterek programımızı açmak istiyorum. Bugün programda çok değerli iki hukukçu konuğum var. Her ikisi de benim aynı zamanda yol arkadaşlarım. Biz birlikte uzun bir yolculuk yaptık. Filipinlere, dünyanın öteki ucuna gittik. Bir hafta boyunca Filipinler'de Moro Barışı nasıl sağlandı, hangi süreçlerden geçildi, hangi mekanizmalar kullanıldı ve barış nasıl mümkün olabildi? Bütün tarafları dinleyerek, Moro'ya giderek ve hakikaten yoğun bir program yaparak Türkiye için tecrübeler devşirip geldik. Bugün de İnce Fikir'de bu edindiğimiz tecrübeleri sizlerle paylaşmak, kamuoyuna aktarmayı arzu ediyoruz. Ben de şimdi konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Önce Kezban Hatemi, hukukçu. Hoş geldiniz Kezban Hoş Hanım. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Işıl ışılsınız her zaman olduğu sağ gibi. Sağ ol ama biraz jet lag vaziyetteyim. Sen bayağı atlatmış görünüyorsun. Yok hala ben de yarı sallanıyorum uykuda sayılırım. Ve Seyfettin Yokuş, profesör doktor, İstanbul Kemerboğaz Üniversitesi. Hoca uyudu, o jet lag olmayabilir, uçakta uyuyordu. Hukuk fakültesi öğretim üyesi, anayasa alanında daha çok çalışıyorsunuz. Siz de hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de öyle ışıl ışılsınız. Bu şekilde görmek o günlerden sonra. Ama güzeldi yine değil mi? Çok güzel bir deneyimdi. Acıydı. Üzücüydü. Çok dersler aldık diye düşünüyorum. Evet, ben de çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresine gittik? Hangi coğrafyada nelerle karşılaştık? Ben hala tesirindeyim. Zaten uzun sürede çıkamıyorum böyle bu tür seyahat dönüşünde. Ya evet, ben de şöyle hissediyorum biraz. Yani neresine giderseniz gidin, hani o mesafeler ortadan kalktığında insanla karşılaştığınızda ve insanın acısına baktığınızda, insanın gözlerine baktığınızda aslında aynı şey olduğunuzu, aynı özle sahip olduğunuzu ve aynı meseleleri yaşayıp aynı arayışlar içerisinde döbelendiğinizde anlıyorsunuz. Biz aynıyız. Yani hani o yüzden de o mesafelerin bir önemi olmadığında görüyorsunuz. Ama işte tabii hani Moro deneyimi içinde Ali Salim'in de dediği gibi hani bir umut verdi aslında Türkiye adına Moro'nun. Moro'da bir barışa varılabilmiş olması şu günlerde Türkiye için doğrusu hani bitmeyen bir şey var. Süreç ne olacak diyorsun? Ali Salim şöyle demişti, hatırlıyor musunuz? O son aşamada aslında sadece bir moral değildi o. Kendi çıkardığı, onun da kendi çıkardığı dersti. Başlarken çok zor olacağını düşündük. Hatta imkansız diye düşünmüştük. Aynı şeye tesir ama, altında kalmışız. Evet, ama bir kez başladıktan sonra ve buna inandıktan sonra aslında biraz da ilerleyince bunun çok da zor olmadığını anlayacaksınız içine girip yürümeye başlayınca demişti. O evet hepimizi cesaretlendiren bir şey oldu değil mi? Barış evet, severleri. Evet. Son ayrılış cümlesi bana da aynı söyledi. Şeyi söyledi. İzinde gözü doldu o sırada. Hmm. Hepimize aynı şeyi söylemiş. Yani bu biraz Obama'nın evet yapabiliriz hani evet, sloganı vardı ya. Yes we can. Onun gibi çok kolay dedi. Yani şimdi çok Ali kolay. Salim'i de tabii korkmayın. Yani çok kolay. Barış evet, çok kolay. Evet. Ali Salim'i de izleyicilerimize kısaca anlatalım, hatırlatalım, evet, tanıtalım. Ali Salim Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Örgütü ile Filipin hükümeti arasında kolaylaştırıcı rolü oynayan kişi ama Malezya devleti adına opozisyonda. Orada. Ama çok uzun yıllar boyunca dünyanın çeşitli çatışma çözümleri süreçlerinde yer almış çok tecrübeli bir isim. Dolayısıyla aslında hani hangi yollardan geçildiğini iyi bilen bir isim. Bize söylediği şey o anlamda da aslında çok umut çok vericiydi. Önemliydi. Evet. Baştan sona bize destek oldu. Baştan sona gezimizin başında bize rehberlik etti. Tabii burada Democratic Progress Enstitüsü'nün, Democratic DPI'ın ki başında evet, Kerim Yıldız gibi bir aydın hukukçu var.
uzun yıllardır bu barış süreçlerini, çatışma alanlarını incelemesi, bunu çok ciddi anlamda bir deneyim haline getirmesi ve en önemli aktörleriyle görüşme sağlaması olağanüstü bir şey. Hı hı. Yani bunu bir devlet mekanizmasının becerebileceğini zannetmiyorum. Evet, onun için çok üst düzeydeydi, çok üst görüşmeler. Düzeydi. Devletin davetlisiydik bir evet, kere. DPI bunu sadece bu deneyimde gerçekleştirmedi. Daha önce belki hani sizler de katıldınız. İrlanda'da. Ben de katıldım. İrlanda, Kuzey İrlanda, İngiltere. Galler, İskoçya, bütün evet. o Güney Amerika'ya da gidildi. Gezi toplantı zincirinde DPI'nin bu işi çok son derece profesyonelce yaptığını ve aslında çok büyük bir katkı da sunduğunu gördüm. Yani bir hazır lokma var. Evet. O hazır lokmayı çiğnememiz gerekiyor. Bunu programın sonunda neden bu cümleyi kullandığımızı da vurgulayalım istiyorum. Son derece sabırla bu kadar farklı düşünceden, farklı ideolojiden, farklı siyasi görüşten olan insanlardık ve dönüşte aynı noktada ilerlediğimizi anladık. Hı hı. Yani barışın ne kadar önemli olduğunu ve ama barıştan sonra da esas müzakerelerin önem arz ettiğini anladık. Hepimizin çok ders aldığı kanaatindeyim. Evet. HDP'li milletvekilli arkadaşlarımız. Onları da analım izninizle. Evet, evet, bu meclis yemin törenine denk geldiği için 25. dönem milletvekilleri değil, bir önceki dönemin 24. dönemin milletvekilleri vardı. Niye ona denk geldi vardı. Onu da söyleyelim. Yani parlamento, Filipin parlamentosunun devletinin vermiş olduğu programa uymak zorundaydı. Evet. Evet. O yüzden de tabii evet, onu ayarlandı. Nursultan Memecan vardı AK Parti'den. Evet. Geçen dönem milletvekili olan HDP'den Halkların Demokratik Partisi toparlayamadım. HDP'den Nazmi Gür ve Ayla Akat Ata vardı. CHP'den de Melda Onur ve Alaaddin Özdemir vardı. Onun dışında da Yılmaz Ensarioğlu, Ali Bayramoğlu, Erol Katırcıoğlu, Bejan Matur... Kadir İnanır vardı. Hemen şuradan kopya çekiyorum. Kim vardı başka? Ya evet, hani çok geniş olan bir ekip değildik aslında. Ama konuyla ilgilenen, meseleyi dert edinmiş insanların olduğu bir ekipti. Kerim Yıldız'a, Esra Elmas'a tabii DPI adına. Eleanor'a, Eren'e. buradan selam canım, edelim. Evet. Yani Charlotte'a. Evet. Hepsinin çok büyük destek ve katkılarıyla. Bu arada onlar bir yıldır hazırlıyorlarmış. Yani aslında hazırlık süreci evet bir yıl sürmüş. Evet. Hiç de öyle basit bir iş değil tabii o düzeyde. Yani nasıl basit olabilir? Sağlamak, yani hem hükümet yetkilileriyle görüşüp onlara çeşitli sorular dinleyip sonra sorular sorup sonra tekrar ikinci bir iç hat yolculuğu yaparak güneyine Filipinlerin yani sorunun merkezine Müslümanların arasına girdik ve onları dinledik. Bir şeyi siz bilmiyorum katılacak mısınız? Bu çok önemli. Yani ne gurur meselesi yapmışlardı ne bir zafer edası vardı. Tek fokuslandıkları nokta barıştı ve hükümet yetkilileriyle Müslümanların liderini dinlediğimizde ve Müslüman grubunu dinlediğimizde aynı şeyleri söylediler. Hiçbir birinden farklı bir şey yoktu. Yani aralarında güvensizlik yoktu. Hı hı. Yani o kadar önemli bir güveni yakalamışlardı ki kolaylaştırıcılar da, izleyiciler de hep aynı şeyi söylediler. Ben birbiriyle çelişen hiçbir şeye rastlamadım. Ama, siz? Galiba bir tür mekanizma oluşuyor onların ötesinde. Ve o mekanizma işlemeye başladıktan sonra herkes onun kurallarına uygun hareket etmeye başlıyor. Ve bir tür bir ahenk yakalanıyor.
Ben bunu Kuzey İrlanda deneyiminde de hissettim. Aslında bu çözüm süreçleri şimdi izledikçe ortak noktaları da çok fazla. Evet. Aslında birbirinden çok uzak gibi gözüküyor. Hatta Türkiye'den giden heyetler hep bir tarafta, aklımızın bir köşesinde Türkiye'deki durum olurdu. Ve biz karşılaştığımız her olayda onu dillendirmeden, çünkü dillendirince başka sıkıntılara neden olduğu için o Türkiye kısmına girmeyelim, burayı tartışalım şeklindeydi hep telkinler. Öyle olunca bizler aslında oraya odaklanırken diğerine çaktırmadan arka planda kendimizi de düşünürdük hep. Ve sonuçta şuraya varıyorsunuz. Uzakta gözükse özellikler, aslında hiç bize benzemiyor diyorsunuz ilk etapta. Ama çok ortak yönleri de yakalıyorsunuz. Çok benzer noktaları da görüyorsunuz. O kadar çok aslında benzerlikler var ki. Ve o özellikle çözüm sürecine girmiş ve belli aşamaya getirmiş yerlerde daha çok ortaya çıkıyor o özellikler. İşte bu barışa doğru ilerleyen yolda, çözüm yolunda o ahenk aslında o mekanizmanın işleyişiyle alakalı. Yani oradan hemen şimdi çok küçük bir dipnot. Mesela bizdeki ahengi yakalayamayışımızın nedeni de o mekanizmayı tam da oturtmamış. Ama mekanizmayı daha henüz kuramadık. Evet, yani oraya girmiyorum. Ben şimdi şöyle ama hemen oradan işte o ahenk yakalanamamıştır bizde. Arkadaşlarıma biraz tarif ederken filan bir tanımlama yaptım, bir benzetme yaptım. Onu burada da paylaşmamda bir mahsuru yok. Biz daha işin çok başındayız. Evet. O kadar başındayız ki bizim mekanizma dediğimiz mekanizma, farz edelim ki İstanbul metrosu, ama hani Filipinler'de kurulan mekanizma neredeyse New York metrosu. Yani arada ciddi bir şey var, saçaklanma, ciddi bir aks var. Yani hani biz daha işin çok çok başındayız. Daha hani müzakereye geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz aşamasında olduğumuz için henüz bir gelişmiş bir mekanizmaya sahip değiliz. Ama ona rağmen hani şunu anlayabiliyorsunuz. Mesela Filipinler'de de 40 yıl boyunca bir savaş yürütülmüş. İşte sivil kaynaklar 120 bin can kaybından bahsetti. Ama Moro İslami cephe lideri bize biz bunun 160 bin olduğunu düşünüyoruz dedi ve bunun %50'si işte Moro İslami Kurtuluş Örgütü savaşçıları, %30'u sivillerden, %20'si Filipinler ordusundan. Yani bu rakamların bu kadar büyük rakamlar olması, yine orada da hani kitlesel göçlere sebep olması, insan hakları ihlalleri, tecavüzler. Yani çok acı orada da birikmiş, kin birikmiş. Ama hani çatışmaya rağmen müzakereler de hemen başlamış. Hani 70'lerde çatışmalar başlamış, 74'te ilk müzakere, ilk anlaşma olmuş. Şeyi vurgulamakta fayda görüyorum. Ama sonuç alınamamış yani evet. Çok uzun bir süre. Fadimeciğim, yani biz de oraya gitmeden önce bir Hristiyan ve Müslüman çatışması zannetmiştik. Aslında zaman zaman bu böyle de olmuş. Özellikle meşhur Marcos zamanında Hristiyanlara çok baskı yapmışlar ama tarihi background'una bakarsak, arka planına, ada aslında Müslüman halkın adası. Evet. Dolayısıyla Müslüman halkın adasında birdenbire ada sakinleri, adanın sahipleri öyle bir mekanizma çalıştırılmış ki azınlık durumuna birdenbire düşüvermişler. Yani bunu vurgulamakta ben çok fayda görüyorum. Önce İspanyolların bütün takım adaları istilasıyla karşı karşıya kalmışlar. Daha sonra da o zamanın parasıyla 20 bin dolara adayı Amerikalılara satmış İspanyollar. Önce İspanyol saldırısı ve sömürgesinden, daha sonra Amerika'nın istilası, yani çok kötü günler geçirmiş ada halkı ve zulüm görmüş. Ondan sonra da işte senin söylediğin gibi Filipinler hükümeti Marcos döneminde ciddi anlamda Müslümanlara çok büyük baskı yapılmış. Ama ondan sonraki dönemlerde, yani 74'ten sonra artık bu baskıyı farklı anlamda, yani otonom özellik anlamında
vurgu yaparak sağlamışlar. Şimdi daha çok sen karşımda oturuyordun o bize verilen izleme komitesinin özellikle bu kolaylaştırıcı ve denetleyicilerin vermiş olduğu yemekte. Bugünkü gazetendekini okumayanlara tavsiye ediyorum. Öyle bir ön yargı vardı ki diyor Yasmin Hanım. Evet. Tıpkı bizim ön yargılarımız gibi. Yanlış tarihi birikim, at gözlükleri ve ön yargıları zaten toplumları birbirine yabancılaştırmak için kullanılan mekanizma ve araçlar. Öyle bir ön yargı vardı ki önümdeki oturan çocuk benim onun kafasını keseceğimi zannediyordu ve arkamızda kuyruğumuz olduğunu zannediyordu. Ya Hristiyanlar çünkü, Müslümanları kelle avcısı olduğunu düşünüyor. Çünkü neden? Uslu durmazsan seni Morolulara vereceğim. Bir de Morolulara anlat. Niye Moro denmiş onlara? Çünkü İspanyollar o dönem Faslılarla savaşıyorlar. Marok dedikleri. Onlara Marok dedikleri için Filipinler'deki Mindanao adasındaki Müslümanlara da Moro. Onlara da Morok demişler. Morok ve Moro olmuş böyle. Evet. Bunu zaten bize Hacı Murat çok anlatmıştı. Şu anda fotoğrafında evet. Görüyoruz. Moro ismi bile İspanya'dan. Evet. Filipin. Evet. Filipinler evet. Öyle ayrıca tabii. Bilmem kaçıncı Filipin. Aslı bu yanıyla ne kralı. Kadar acı. Hep birilerinin ismiyle ilerliyor olmak. Kendi adına sahip olamamak en büyük evet. Asimilasyon zaten. Evet. Evet. İşte asimilasyon ve sonrası. Evet. Aynı dersler. Yani HDP'li milletvekilleri arkadaşlarımızla o konuşma sırasında göz göze geldiğimizde yani bu sanki ortak yazgıymış gibi bizim açımızdan da çok inciticiydi. Evet. İşte insanı insana yabancılaştıran bu ön yargılar evet. Ve at gözlükleri çok kötü şeyler olduğunu görüyorum. Yani büyük bir zulümden, halbuki çok tanınmış bir aile, çok önemli bir aile, bir aristokrat aile ve Manila'ya kaçarak geliyorlar, kurtulmak istiyorlar. Ülkelerinden tersine göçle de uzaklaştırılıyorlar. İşte ben hep onu söyledim. Böyle terörist damgasını vurmak, işte dağa çıkmış demek, ilkel demek. Bunların barış dili olmadığını, bunların arka planında ön yargıların yattığını vurgulamamız lazım diye düşünüyorum her zaman. Yani Türkiye'deki sorun ya da işte Moro'da yaşanan soruna da baktığınızda o sonuçların sebepleri var. Hani o sebepleri ıskalamamak icap ediyor ama o sonuçları da üretmemek, çoğaltmamak gerekiyor. Yani o sonuçları neticelendirmek i̇şte ve yeni bir aşamaya geçebilmek gerekiyor. Bu çok önemli ve aslında çözüm sürecinde ilerlerken, barışa doğru ilerlerken her aşamada da özünde engelleyici olan bu yaklaşım, bu bakış açısı. Yani ne kadar da barışa gidiyoruz, çözüyoruz deseler bir yerde ötekileştirme devam ettiği için onu frenleyen bir şey oluyor o. Yani o bilinci değiştirmek, hani orada net olarak söylendi, bir paradigma değişikliği ihtiyacı. Yani paradigmanın değişmemesi her aşamada o sistemin ötesinde sizi engelleyen bir unsur olarak karşınıza çıkıyor zaten. Evet. Bu çok doğru bir şey ve hükümet de bu aynı şeyi söyledi, yetkilileri de orduyla yapmış olduğumuz görüşmede de 6. Tugay'la yaptığımız görüşme ki resmen Mindanao adasındalar. Ve Müslüman Kurtuluş Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nde de evet. Aynı şeyleri bizim zihniyeti değiştirmemiz evet. Lazım. Evet, şimdi esas herhalde hocaya söyleyecek. Şöyle yapalım. Nasıl çıkmıyor? Evet, hani Moro'da nasıl bu mekanizmayı nasıl kurmuşlar? Ve ne yapmışlar aslında? O aşamaları konuşalım ki bize de nerede uyarlanabilir, neye ihtiyacımız olur ve hangi hataları yapmamalıyız onlara bakarak. Bunları konuşalım ama önce kısa bir ara verelim izninizle. Bir soluklanalım, ondan sonra dönelim. İnce Fikir devam edecek.
Evet, Sevtap Yokuş ve Kezban Hatemi ile İnci Fikir devam ediyor. Ora barışı nasıl sağlandı, bunu konuşuyoruz. Şöyle kısaca bir özet geçmek gerekirse, izleyicilerimiz de olaya, duruma daha kolay intibak edebilsinler diye. İşte şunlar söylenebilir aslında. Az önce Kezban Hanım'ın da hatırlattığı gibi, yani 300 yıllık bir, 1500'lerde başlayan 300 yıllık bir İspanya sömürge dönemi var. İspanyollar sömürgeleştirmeden önce aslında adada bir İslami krallık, sultanlık var. Yani 13. yüzyılda Yemenli tüccarların adaya gidip gelişleriyle birlikte orada halk Müslüman oluyor. Bir bağımsız krallık var, sultanlık var. Ama İspanyol sömürgesiyle ada İspanyolların yönetimine giriyor ve aslında orada misyonerler aracılığıyla ve silah zoruyla Moro halkı Hristiyanlaştırılmak isteniyor. Buna karşı direniyorlar. Bu 3 yıl biraz böyle geçiyor. Daha sonra Amerika ya satılıyor 20 bin Amerikan dolarına ada. Buna da itiraz ediyorlar ama ne fayda. Amerika giderken de Filipinler devletine Moro'yu devrediyor. Ve böylece aslında bağımsız bir devletken Filipinlerin bir parçası haline geliyorlar. Amerikalılara da Morolar isyan çıkarıyor. Yani bu 500 yani yıl boyu zaman hep hep itiraz ediyorlar. Evet. Yani o yüzden hani hep vurguladılar, bu sadece 40 yıllık bir mesele değil. 500 yıllık bir zulme karşı direndik biz. Atalarımız vatanlarını, dinlerini korudular. Biz de adil bir yönetim istedik. Yani ilk başta bağımsızlık istiyorduk. Ama işte 1974'te Moro Ulusal Kurtuluş Örgütü ile Filipinler Devleti arasında imzalanan anlaşma, İslam Teşkilatı araya girmesiyle birlikte otonomi de anlaşıyorlar. Ondan sonra da bir otonom bir bölge olarak aslında Mindanao bölgesi hep kabul edile geliyor ama Filipinler'de gelen her başkan Moro ile ilgili ayrı bir politika yürütüyor. Bazısı Moro'ya daha adil yaklaşmaya çalışıyor ama bir sonraki başkan daha güvenlikçi politikalarla meseleye yaklaşınca darma duman oluyor ve Marcos döneminde özellikle büyük katliamlar gerçekleştiriliyor ve yine aslında o entegrasyonu, adanın Filipinlere entegrasyonunu biraz Müslümanları Hristiyanlaştırarak entegre etme yani gayreti var. Ve bunun olmadığı ve katliamlar da arttığında artık Morollar kaçınılmaz olarak silahla kendilerine koruma ihtiyacı duyuyorlar. Ki hep şunu söyledi, yani Moro İslami Kurtuluş Örgütü lideri Hacı Murat da dahil olmak üzere, yani bir numara da dahil olmak üzere, biz diyalog kapımızı hiç kapatmadık Filipinler hükümetine. Çünkü biz öldürmek istemedik. Biz kendimizi sivil yollarla da izah etmeye, adil bir yönetim arzu ettik. Bunu bildirdik ama işte 73 öğrenciyi bir camiye doldurup katletmekte dahil olmak üzere büyük katliamlar, büyük zulümler gerçekleştirilmiş. İşte başka Filipinlerin başka bölgelerinden Hristiyan nüfus Mindanao'ya zorla göç ettirilerek adanın nüfus durumu, popülasyon durumu değiştirilmiş ve kendi vatanlarında azınlık durumuna düşürülmüş Morollar. Bu katliamlar sonrasında da işte bunu kendilerini savunabilmek için silahı bir araç, son seçenek de olsa bir araç olarak görmüşler ve bu 40 yıl süren merkezi yönetimin Moro'daki sorunu askeri değil siyasi yollarla çözmeyi akletmemesi ya da adil bir anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle 120 bin gibi ya da 160 bin gibi, aradaki 40 bin rakamı elbette çok devasa bir rakam ama hani kendileri de farklı rakamlar verdikleri için hangisinin doğru olduğunu bizim tayin etmemiz çok zor görünüyor. Çok büyük travmalar yaşanmış, kayıplar olmuş. Ve işte 10 bin mesela, son durum 10 bin yetim vardı. Evet.
Yani milyonlarca insan yerinden olmuş. Uzun yıllar boyunca o göçmenlik hali ki Yasmin Hanım'ın özellikle kendisi kamplarda çalıştığı için de orada kadınların özellikle kamplarda göçmen kadınların çok büyük zulümler yaşadığını. Özgürlük için ikinci, üçüncü kadın olmayı kabul ettiklerini. Ama işte yani erken yaşta çok... hamilelik, zor doğumlar gibi büyük travmalar yaşandığını, mahremiyetin sıfır olduğunu da aktardı. Yani insanın ezildiği büyük politikaların altında aslında insan tekinin hiçleştirildiği, önemsenmediği bir dönem yaşanmış. Ama en nihayetinde işte 74'teki o ilk anlaşmanın sonrasında üzerinden geçen bunca yıl, şimdi Sevtap Hanım'dan onu rica edelim o... müzakereler ve anlaşma süreci nasıl işlemiş onu bizim için, izleyicilerimiz için aktarırsanız bu müzakere ve barış süreci nasıl olduğu ve tabii hani iki taraf içinde yeni bir hukuku oluşturabilmek nasıl mümkün olduğu Morollar için sizden dinleyebilir miyiz? Aslında anlaşmalar başından itibaren bir tür hukuksal zemin de tesis ediyorlar. Yani bu tür süreçleri söylem düzeyinden çıkarıp yazılı hale getirmeniz demek işin daha ciddi, daha ayakları yere basar hale gelmesi demektir. Dolayısıyla aslında çözüm süreci Filipinler'de anlaşmalarla başlıyor 70'li yılların ortalarından itibaren. Örneğin 78'de bir barış anlaşması. Ama sıkıntı şurada, o anlaşmalar uygulama kabiliyetine sahip olamayabiliyor çeşitli nedenlerle. Bu da tarafların birbirlerine güvensizlikleri şeklinde açıklandı. Hatırlarsınız Hacı Murat bunu uzun uzun liderleri uzun uzun açıkladı. Çok güzel bir sunumdu o. Çok kapsamlı bir sunumdu. Ben de çok hayranlıkla izledim. Aslında bir dizi anlaşma yapılmış. 2000'li yıllara kadar, 2012'ye kadar o arada da çok sayıda anlaşma. Hatta o benim sorumdu. Peki neydi? Yani o anlaşmalardan sonra da çatışmaların devam ediyor olmasının hani neye bağladınız, neye bağlıyorsunuz? Net olarak şunu söyledi. Bir dedi, aslında hükümet bizi bir tür oyaladı. Samimiyetsizdi. Ve biz bunu gözlemledik. Sonra da bir öz eleştiriydi aslında o. Biz de aslında biraz zamana yayma, güç kazanma telaşındaydık. Orduyu toparlamak. Aslında iki tarafta hem anlaşma imzalıyorlar ama o anlaşmanın koşullarına da çok bağlı kalmıyorlar. Bunu çözecek yol olarak da bir mekanizma aradık, biz kolaylaştırıcıya ihtiyaç duyduğumuzu anladık. İşte buna üçüncü göz dersiniz, izleme heyeti dersiniz, ne derseniz deyin. O saatten itibaren işlerin rayı değişti. Ama herkes işte çok enteresan, daha bir ciddiye aldı bu işi. İstiyor. Yani hükümet yanaşmıyor buna. Evet, çünkü orada tamam hükümet yanaşmıyor. Tabii iktidar olmak, hükümet olmak başka bir şey. Hükümetler kural olarak işte üçüncü bir kişiyi, üçüncü bir gözü yanına katma iradesine sahip değiller. Burada sıkışık olan aslında diğer taraf, daha sıkıntıda olan ve biraz daha hakemliğe ihtiyaç duyan diğer taraf her şeye rağmen. Bir de şöyle bir şey, Ali Salim'in hani o dünyadaki 6-7 ayrı çatışma çözümünde yer alan bir müzakereci kişilik olarak tecrübesi de önemliydi. O hani şunu ısrarla vurguladı. Bütün çatışma çözümlerinde aynı şey oluyor. Hı hı. Aslında devletler, taraflar ama devletler, bir başka devletin dahili sürece istemiyor. Girmesinin kendi iç meselelerinin hani yayılması, müdahil olması gibi bir zafiyet hissediyorlar. Ve dolayısıyla herkes direniyor buna diyor. Evet. Ama sonuçta da ilerleyemiyorlar. Evet. Bir müddet sonra çatışma çıkıyor. Ama burada belki şunu da vurgulamak lazım. Mesela Filipinler ve Moro İslami Kurtuluş Örgütü arasında Malezya
devlet temsili olarak bir kişi tarafından temsil ediliyor. Bir de onlara yardımcı olan bir uluslararası temas grubu var, 8 kişilik. Onu önce Endonezya oluyor, Endonezya etkili olamıyor. Arkadan Malezya talip oluyor. Ama Malezya'ya taraflı olduğu şüphesiyle hükümet karşı çıkmaya başlıyor. Evet. Yani aslında ilk etapta bu temas grupları dışında devletler doğrudan bir yanaşmışlar. Evet. Yani işte Malezya özellikle. Bunlara itirazlarla birlikte şu anda aslında birden çok dengeleyici var. Yani deyim yerindeyse sandalye gibi düşünün. Hı hı. Çeşitli ayakları var. Bu ayaklar bir nevi sistemi de ayakta tutuyor. Balans. Yani evet, birini alsanız belki bir denge unsuru oluşacak. Hı. İşin içinde devletler var, taraflar var. Ama en önemlisi aslında orada Türkiye sistemi var. Yani Türkiye var. Ona gelelim. Ona ayrıca önemli. Türkiye var. Orada gözlemci, yani bir resmi anlamda. Çok etkin bir sözünüzü kesiyorum. Şunu söylemek istiyorum unutmadan. Filipin hükümeti de daha bizleri görür görmez, ben tabii çok gurur duydum bundan. Bu barışta Türkiye'nin ne kadar büyük katkı sağladığını. Evet. Biliyorsunuz biz oraya iki taraf teşekkürle başladı yani. Evet, kamuoyuyla bunu da paylaşalım müsaadenizle. Biz oraya gitmeden iki gün önce sembolik de olsa silah teslimi olayı yaşandı. Evet. Ve burada da en önemli etken ve bu konuda bunu yürüten bizim büyükelçimiz Haydarberk. Evet, bağımsız yani silahsızlandırma grubunun başkanı eski büyükelçi Haydarberk adı resmen Filipinler'de bir efsane gibi konuşuluyor. Evet, herkes tanıyor. Yani sokaktaki vatandaşı tanıyor. Ve bu çok önemliydi. Evet. Daha girdik hükümet yetkilileri sizlere, sizin nezdinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar önemli katkısı olduğunu vurgulamak istiyoruz dediler. Ben böyle, zaten benim ilk sorum oydu. Yani bana onu anlatın demeye başladım. Çünkü bu kadar katkısı olan Türkiye Cumhuriyeti bu ülkemdeki sorunu çözecek demektir. Zaten onun için çok kolay dedi Ali Salim, merak etmeyin. İslami kesime geçtiğimizde, Müslüman bölgesine girdiğimizde de bize söylediler. Yani zaten Türkiye'yi, Türkiye'den gelen insanlar dendiği zaman başka bir ayrıcalığımız olduğunu gördük. Yani coğrafya nerede? 12 saat uçtuk. Bir jungle'dayız yani. Bizi sıtmayla korkuttular. Ben bir tane sivrisinek görmedim. İşin esprisi, içeri alanlara girdiğinizde özellikle Manila'da eksi derecede klima altında, evet, zatürre olmak riskimiz. Sınamadan değil ama zatürreden gideceğiz diye aramızda konuşuyorduk. Şimdi şeyi de belki burada bir eklemek icap eder. Türkiye orada aslında 3 ayrı düzeyde temsil ediliyor barış sürecinde. Birisi sizin söylediğiniz gibi bağımsız silahsızlandırma grubunun başkanlığını Haydarberk yapıyor. Bir diğeri bir yine bağımsız bu süreci, geçiş dönemini takip eden bir izleme heyeti var. Orada da İHH 2. Başkanı Hüseyin Oruç üyelerden temas bir üye. Temas grubunda da Büyükelçilikten temsilci bir memurumuz var. 3 ayrı düzeyde Türkiye orada barışın bir tarafı. Bir de üçüncü taraf. İHH'nın da izleme kurulunda da, çok Hüseyin önemli Oruç orada yetkili ve fonksiyonu olduğunu gördük. Tabii bunlar çok bizim için önemli deneyimler. Önemli deneyimlerdi. Onu bir da de üçüncü taraf olmanın önemini Türkiye'nin orada bizatihi deneyimliyor olması, Türkiye'deki durumu, tıkanıklığı açmak için başka ülkelerden bu tür yardımları almaya da bir yatkınlık aslında oluşturabilir. Yani bu ihtiyacı ortaya bir çıkartabilir herhalde. Bir deneyimimiz var yani o konuda bizim de. Bizzat orada. Çok yani ben İslami Kurtuluş Cephesi'nin ne kadar Türkiye diyerek yani sesi bile titriyordu bize bu sorunlarımızda anlayarak destek olması diye. Türkiye'nin bölgedeki Müslüman halka sahip, yani başından beri sadece bu süreçte değil, bütün uzun yıllar boyunca hep sahip çıkmış olması özellikle Müslüman halkta büyük bir güven oluşturmuş. Ahmet Davutoğlu'nun da Malezya'da görevdeyken bizatihi Filipinler'de Moro Müslümanlarla ilgilendiğini
biliyoruz. Bir ikincisi, Osmanlı ayaktayken aslında Moro'daki camilerde Osmanlı padişahına hutbe okunmuş. Yani her cuma selam gönderiyorduk. Ve Osmanlı İmparatorluğu bütün nedeniyle. Müslümanlar için süper güçtü. Biz sadece bizim için değil, bütün Müslümanlar için öyle dediler. Ve Abdülhamit Han'dan bahsedecek kadar da Osmanlı tarihine yakın olduklarını gördük. Yani bu bana Bosna'ya gittiğim sırada, savaş sırasında oradaki o merhaba ve selamun aleyküm iki kelime, yoksa Boşnakça hiçbirimiz bilmiyorduk. Onların dili de Türkçe değildi. Ama müşterek kültürümüz, o değerler işte bağlayıcı bir çimento oluyor. Bunun çok önemsiyorum ben. Yani bakın, bazı şeyleri görmezlikten gelmenin nelere mal olduğunu, kopuşun ne kadar kolaylaştığını, ayrılmanın ne kadar kolay hale geldiğini görüyorsunuz. Allah'a çok şükür ki biz Güneydoğu bölgesindeki sorunlarla da başa çıkabilmemizin en büyük etkeni bizi bağlayıcı o İslam'ın güzelliği. Dolayısıyla işte bunlar elimizde bu kadar done varken, bu kadar donanımımız varken biz artık bu barışı, bu çözümü, o sizin biraz önce vurguladığımız mekanizmayı hızla, hiç geciktirmeksizin, hiçbir seçimdi, meclis başkanıydı, koalisyondu demeksizin... Bir de gocunmamak lazım. Aynen. Yani bu konularda rahat olmak lazım. Eğer bir sistem kurmadan ilerleyemiyorsanız, o sistemi kurmak da gerekliyse, çünkü bakın, niye hayır? Bu sistemi çünkü hayat onu dayatıyor aslında. Evet, dayatıyor. Yani bu çözüm olacak. Bir kere çözeceğiz bütün bu sıkıntıları. Bunun başka geri dönüşü, başka bir alternatifi olmadığını gördük. Ama burada bir şey çok vurgulandı bize. Daha girdim ben o gün, uçaktan inmişiz. Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Gecemiz gündüğümüze karışmış. Güçlü lider dendi. Hemen sen orada soruları sormaya başladın bir gazeteci olarak. Esas sen onu anlat bize. Şimdi güçlü lider mevzuna gelelim ama şu dört ayak mevzundan bir devam edelim mi? Sekiz ayak var aslında ama dört devlet adına. Sandalye benzetmesinden güzel dört ayak dedim. Yoksa orada çok ayak vardı. Siz de hatırlarsınız. Ve birbirlerinin bir defa de sınırlarına girmeden. Var. Evet, birbirlerinin sınırına da girmiyorlar. Devletler var temsilcileriyle, izleme grubu var. En önemlisi kendi içlerinde kurumları geliştirip o dönüştürme konusundaki tedbirleri almış olmaları. İşte lokal yönetimde, değil mi? Bansamora bölge geçiş hazırlıkları. Geçiş komitesi oluşturmuşlar. Evet. Şeye kadar vardırmışlar. Yani aslında yol haritaları o kadar net çıkmış ki, yani artık tıkır 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 ilerliyor. Diyor ki, biz diyor şu anda valilikte şunun çalışmasını yapıyoruz bizdeki komitelerle. Yarın bir gün seçilmiş valiliği nasıl teslim edeceğiz? Hangi birimleri? Hatta şeye kadar vardırmışlar. Personelin işten çıkarılmaması ama işte farklı bir şeye dönüştürülmesine kadar onları da sigortalıyorlar. İKC'nin silahlı bütün gruplarının neye dönüştürüleceği? Silahlı grupların polis hizmetine dönüştürüleceği. Nasıl bir eğitimden geçirileceği. Bütün bunlar bütün detaylarıyla belirlenmiş ama belirlenirken o temas grubu çok önemli bir iş yapıyor. Evet. O temas grubu neredeyse o yol haritasını dayatmıyor. Elbette onlar... Çağrıldıkları zaman görevdeler bir. Bunu ne dediler? Biz tarafların yerine geçerek karar vermiyoruz. Bize ihtiyaç duydukları anda duydukları kadar... Ve gizlilik içinde yapılıyor. Evet. Şeffaflığı sağlayan taraflar. Taraflar açıklama yapmadığı müddetçe asla konuşmuyor. Bizim yaptığımız iş tamamen gizli ve tarafların bizim onlara yaptığımız hizmeti, yardımı inkar etme imkanları reddetme var. Reddetme imkanları var. Yani hiç öyle bir yardım almadık diyebilirler. Belirleyici değiller zaten. Çağrıldıkları sadece zaman. Ortaya çıkan iradeyi bir şekilde teknik olarak destekliyorlar. Destekliyor. Bir de hocam şeyi vurgulayalım. Mesela birisi bir tarafa, hükümeti, Filipin hükümetine destek verdiğinde hemen Moro İslami Kurtuluş Cephesi ne yaptın dediğinde hemen onlara da onların ne yaptığını bildirmek zorundalar. Tabii. İkisi arasında şeffaflık
Taraf kendileri arasında gizlilik. Muhteşem bir mekanizma. Güven dediniz ya, yani o güvende öyle oluşmuş. Ondan önce güvensizliklerini itiraf ettiler. Daha öncesinde biz çok güvensizdik dedi. İlk başta. Değil mi? İlk başlarda. Bir başka bir şey. Devlet ağırlığı vardı ve hani yazışmadan devlet memuru olduğu için o heyette yer alanlar sakınıyorlardı. Ama bir WhatsApp anlaşmaya grubu sayesinde yumuşadı. Anlaşmaya uymadıkları dönemde bizim elimiz kolumuz bağlıydı. Hiçbir şey yapamıyorduk. Şimdi şunu bir söyleyelim. Olmuş. Şimdi o 8 kişilik bir grup, uluslararası temas grubu, kolaylaştırıcı olan Malezya'nın işini kolaylaştırıyor aslında. Moro İslami Kurtuluş Örgütü ile Filipinler devleti arasında bir yerde duruyorlar ve müzakerelerde eğer ortam gerilirse, taraflardan birisi odayı terk etmek isterse, onları ikna ederek, karşı tarafı onlar için bunun neden zor olduğunu anlatarak, aslında çok insani bir destek vererek o insanları masada tutuyorlar. İşte bunlar olsa bir sabır yaşamazdı. Ve onların masaya gelen konuların takibini sağlıyorlar. Taraflardan biri bir konuda briefing almak isterse ya da karşı tarafa bir not iletmek isterse o aradaki temas grubunun üyeleri devreye giriyorlar. Ama şöyle bir şeyi mesela ben çok etkilendim onların söylediği şeylerden. Orada dört devlet var. Japonya, İngiltere, Malezya ve Türkiye. Suudi Arabistan. Orada dört. Malezya baş. Malezya en üst kategoride. Suudi Arabistan mıydı? Suudi Arabistan var. O da devrede evet. Ama yani dörtte sivil toplum kuruluş. Malezya var. Bir üst düzeyde. O tamamen hani yok, Malezya Ali Salim zaten. Evet, Ali Salim. Onun dışı ama Ali Salim'in bir görevi daha var orada. Sadece izleyici grubu değil. O kolaylaştırıcı orada. Kolaylaştırıcı. O zaten yani kolaylaştırıcı. İnce bir çizgi oluyordu bazen. Hani git gel yaşıyorduk. İnce bir çizgiydi. Orada şunu söylemişlerdi. Kolaylaştırıcı izleyici miyiz? Ile temas grubu arasında kim, görev paylaşımı, işlevler konusunda zaman zaman zannediyorum ama biraz iç içe geçmeler var. Da var. Ben o arada İngiltere, Suudi Arabistan, Japonya, Türkiye, şunu, Malezya bir üst. Şunu çok önemsedim. Şimdi orada devletlerin büyükelçi memurları orada çalışıyorlar, görev alıyorlar ama o mesela İngiliz ve Malezyalı Malezya ve çok etkindi. Japonyalı üye çünkü çok erken ayrılmıştı biraz toplantıdan. Şeydi yani alt düzey memurlar olması. Japonlarla da sorun yaşadı. Evet, orada o memurların hareket kabiliyetini artırmış. Yani bunu kendileri çünkü ne zaman bizim bir üstümüz masaya gelse birden hava ağırlaşıyordu, resmileşiyordu. Ama biz oradan kişisel becerilerimizi de devreye sokuyorduk. O kişisel iletişim kurma biçimlerimizi, kişisel ilişkilerimizi devreye sokuyorduk ve bu işi daha akışkan hale getiriyordu. Dediler mesela ben bunu çok önemsedim. Aslında bir nevi şöyle olmuşlar. Onlar kendi devletlerinden bir tür bağımsızlaşıp yani bir tür ayrılıp kendi başlarına bir fonksiyon üretmeye başlamışlar. Ne zaman içinde onu kendileri olmuşlar. Üretmişler aslında evet. Modelini, yöntemini. Ama hepsi de çok deneyimli. İngiltere'den gelen bize bir briefing veren. Ya, müthişti. Evet. Müthişti yani. Müthiş. Ama İngiltere'nin yani, kendi deneyimi İRA var. İRA deneyimi var. Ve sonra biz ona sormadan senin ne menfaatin var demeden elbette benim de menfaatim var. Çünkü çatışma süreçlerinin sonu teröre gidiyor. Çatışma devam ederse. Terör uluslararası bir sorun. Asla bir ülkenin sorunu değildir terör. Ki bunu hepimiz biz hukukçular özellikle vurguluyoruz. İkincisi benim burada şirketlerim var diyor. Tabii. Yani ben istikrardan yana tavır almak zorundayım. Onun için bunu da çok önemsedim. Malezya'nın mesela bunun aklıyleştirilmesi çok önemli. Şimdi Malezya bunu Filipinler hükümet temsilcileri şunu söylediler. Yani Moro İslami Kurtuluş Örgütü'nü de, Moro Ulusal Kurtuluş Örgütü'nü de yani ilk yapılaşan örgütü de ilk silahlandıran aslında Malezya olmuş. Böyle olduğu için hani Filipinler devleti için Malezya'nın kolaylaştırıcı olması şüphe uyandırmış. Çünkü sen silahlandırdın diye. İrlanda'da da İRA'ya Amerika silah göndermişti. Amerika'nın kolaylaştırıcı Amerika kolaylaştırıcı istemiyor. Burada onu aklıleştiren şey yani onların kurduğu cümlelerle şöyle çok mantıklı. Şöyle düşünmüş Filipinler. Malezya bir şekilde bu olaya, bu duruma dahil zaten. Silah vererek
onları farklı bir şekilde motive ederek bu sürece dahil olacağına barışın sorumluluk içine alalım. Sorumluluk yüklenelim ve barış aynen. için çalışmaya itelim. Türkiye bakımından evet. da şeyi söylediler mesela. Psikolojik bir etki yarattı Müslümanlar üzerinde evet. dediler. Türkiye seçimi de çok tesadüf değil. Hiç değil. Evet. evet. Hiç değil. Çünkü Moroğlular özellikle silah bırakırken o silahı bir başka devlete bırakmak istemiyorlar. Yani Müslümanların Türkiye'nin olduğu bir bağımsız heyete bırakmak onlar için silah bırakmayı kolaylaştırıyor moralar. Yani psikolojinin gözetilmesi siyaset kadar çok önemli yani çok, bu süreçlerde. Çok. Evet biz gene şu güçlü liderlik mevzuna gelelim. Evet, lider önemli. Zaten bunu biz Britanya deneyiminde de gözlemledik. Yani Blair'in oradaki etkisi hiç tartışmasız. Güçlü lider olmadan. Tabii liderlik... Benim de muhalefet olarak ve muhatap olarak. Evet, tabii güçlü lider ama tabii ona şunu eklemek lazım. Kararlı lider, çok kararlı evet. olmak zorunda. Bu işten hiç geri adım atmadan ilerlemek, her şeye rağmen ilerleyecek bir lidere ihtiyaç var. Zannediyorum Filipinler'de böyle bir şeyi yakalamış. Ama Filipinler'in başka zorlukları var. Şimdi temel yasayla ilgili konuşurken geleceğim oraya. Örneğin kongre ile ilgili sorunları evet. var. Kongreye çok temel yasayla ilgili ne yapacakları konusunda güvenemiyorlar. Yine Anayasa Mahkemesi'ne, Filipinler Anayasa Mahkemesi'ne, ne yapacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla ona atıf yaptınız, onu da açıklayalım. Anayasa Mahkemesi'nin ne yapacağı diye bundan önceki yapmış oldukları evet. 2012'deki temel yasayı iptal etmiş ve çatışmalar başlamış. Yani anayasaya aykırı bulmuş barışı. Evet. Böyle bir Anayasa Mahkemesi de var. Yani tabii orada şimdi yine benzetme gibi olacak ama barışa aslında tabii özünde dediğiniz doğru, barışı iptal ediyor ama bahaneler şunlar işte bölünme tehlikesi, özerkliğe ilişkin yetkilerin aktarılması. Anayasaya aykırı demek istiyor. Tabii egemenliğe ilişkin hükümlerimize aykırı diyorlar, özünde o. Söyledikleri o. Ama sonuçta çatışmaya neden olacak bir karar da vermiş olmuş. Şimdi orada bu bölünme korkusu aslında bütün ülkeler için geçerli olan bir şey. Eğer coğrafi olarak bir yerde yoğun olan nüfusun yaşadığı bir sorun ve bu sorundan doğan bir çatışma varsa mutlaka merkezi hükümet ve toplumun bütünü o bölgenin kopacağına dair bir korku yaşıyor ve onu belki askeri yöntemlerle baskılayarak kendine bağlı bütünün parçası kılmaya çalışıyor. Asıl sorun da orada düğümleniyor. Mesela Moro İslami Kurtuluş Örgütü'nün lideri bir numarası Hacı Murat dedi ki 2011'de başkan Filipinler Devlet Başkanı Aquino ile Hacı Murat bir yüz yüze görüşmüşler. Ve şüphe ortadaki şüpheler kalkmış, güven tesis olmuş. Ona dedim ki diyor, yani eğer Morolular Filipinler'de bu ülkede rahat ve adil bir şekilde yaşarlarsa neden ayrılmayı istesinler ki? Barış ayrılmanın önündeki en büyük güvencedir demiş. Yani yarın yaptığım yazıcısının sayfa manşeti de bu. Hani öyle sayfa yaptım. Manşeti. Hı. Evet, ayrılığın önündeki en büyük engel barıştır. Yani biz aslında ayrılmak istemiyoruz. Biz burada özgür ve adil bir şekilde yaşamak istiyoruz. Yani gönlümüzü kazanın demek istiyorlar. Yoksa neden ayrılayım burada mutlu olduktan sonra? Yani burada mutluysam, burada temel hak ve özgürlüklere sahipsem niye başka bir şey isteyeyim? İşte güçlü liderlik iki tarafın da bu hem psikolojiyi hem siyaseti doğru okuyacak, karşı tarafa da bu güveni verecek liderlere, kararlı liderlere çok, ihtiyacı var. Çok dürüst liderlere. Başkan Aquino burada yani çok önemli bir rol oynamış. Yani o gücü bence şeyle bütünleştirmek evet. lazım. Güçlü ve kararlı. Sadece güç de yetmiyor. Bir de bir şey evet. gene bunu da çok önemsiyorum. Şimdi ülkemizin coğrafi yapılanması ve güneyimizdeki olup bitenlerle ilgili bu IŞİD belasıyla ilgili olarak vurgulamak istiyorum. Beni çok etkilemişti gene. Tam böyle iftar yapıyorduk. Bangsmoor temel kanunu hakkında
yeterli olmadığını söyleyen daha sol görüşlü Marksist bir genç. Müthiş bir konuşma yaptı o da. Hı hı. Hepimiz çok etkilendik ve bir akademisyen konuşuyor zannettik hatırlarsanız. Hemen onun karşısında ona karşı bu temel yasanın bir an evvel meclisten, meclis dediğimiz tabii orada bir şey daha vurgulayalım. Başkanlık sistemiyle idare ediliyor İki meclis Filipinler. Var. Bir temel olan temsilciler meclisi var. Temsilciler meclisi yani kongre var. Diğer taraftan senato var. 20 kişilikti galiba değil mi senatoda? Ve bu yasa mutlaka çıkmalı diyor. Bu yasa evet tamamen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Ancak ben bu yasa çıkmaması karşısında IŞİD olmak istemiyorum dedi. Yani ben sadece vatanım için, özgürlüklerim için, hakça, insanca yaşamak için bu savaşı verdim. Ben iyi bir insan olmak, iyi bir vatandaş. Bunun argümanları da çok güçlüydü. Yani sivil toplum örgütü, temsilcisi, gençler evet. Çok çünkü entelektüel olarak çok sağlam yerden duruyorlardı. Mücadeleye devam. Sonuç ne oluyor? Terörist. Nedir kimliğin? Müslüman. IŞİD'çi. İşte bunu olmak istemiyorum. Şimdi, Filipinler bunu anlamış. Ha bir de şeyi dedim, ne zamana kadar öleceğiz? Birbirimizi evet, öldürerek devam edemeyiz artık. Daha ne kadar savaşacağız ve ne kadar öleceğiz? Ve orada çok etkileyiciydi çok. Gençler. Mesela o Marksist genç tabii bütün meseleye aslında ve mülkiyet sorunu üzerinden bakıyor. Çok önemli bir sivil toplum örgütünün bir üyesiydi. Evet ben onları yazısının 3. gününde bir bölüm olarak aldım o gençlerle yaptığımız görüşmeyi. Marksist genç de ben kendi ideolojisi içerisinden meseleye bakıyor. Ve onun mülkiyet hakları üzerinden yorumluyordu. Ne kadar saygılı bir üslupla ayrıca. Tabii birbirlerine karşı ne kadar saygılılardı. Evet. Genç oldukları evet. Halde değil mi? Hiç atışmadılar ya karşılıklı. Olsa masanın üstünden atlayıp çok kavga edilebilir. Yani öyle hani iki fark. Ama işte mesela o şey olarak söyledi. Yani bütün bu sömürge tarihi boyunca bizim şeylerimiz, yerel kaynaklarımız sömürüldü. İşte kereste, kereste yeraltı yarıştı kaynaklarımızdan toprak hareketle. Toprak reformu yapılmadı. Yasada evet. Toprak reformu yani o yüzden kabul etmiyoruz. Evet bu yasa dedi. Aslında bütün bunlara çözüm değildir anlamında. Ya ormandaki kesilen ağaçların keresteleri bile verilmez. İngiliz şirketlerine peşkeş çekilmiş yani. Evet. İşin ekonomik boyutu çok ama başka. Tabii orada şöyle bir farklılık. Hani yasaya Moro halkının, Moro'lu gençlerin itirazları ya da benimsemelerinden yine ideolojiler devreye giriyor. Bir de ideal olanla real olan arasındaki fark. Yani elbette Moro kendi kalkınmasını tamamlayabilmek için kaynaklarını da kendisi kullanmak ister. Bu onların çok temel hakkı. Dolayısıyla o genç doğruyu söylüyor. Hmm. Ama hani 40 yılın sonunda 120 bin insanın ölümünün sonunda böyle bir anlaşmayı yakalamışken hani daha böyle keyfe keder belki hani bu gerçeğin karşısında daha küçük sayılan bir nedenle anlaşmayı bozmamak gerekir. Bu bir çıksın bir sonraki adımda da onu hallederiz gibi bir şeyle yaklaşıyordu karşısında oturan genç çocukta. Bizde de var çünkü o real ideal ayrımı. İtirazı vardı son şekline temel yasanın. Bu arada onu da açıklayalım. Bu Bangsamoro temel yasası 2014'teki bir şeyin sonucu, anlaşmanın sonucu. Ya bütün bu anlaşmalardan sonra aslında 2012'de çıkan temel yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince 2014'te tekrar bir yasa çalışması. Barış bütün çökmüş. Evet yani aslında birçok şey siyasal anlamda rayına oturmuş bu bahsettiğimiz ayaklar sayesinde, o mekanizma sayesinde. Ama bu dünyanın her yerinde böyledir. İşte İrlanda deneyiminde de öyle. Sonuçta onu bir hukuki zemine oturtmak zorundasınız. Nedir o anlaşmanın uygulanma olanağı? Ancak bir yasayla belirlenebilir. Bu yasa da temel yasa olarak adlandırılıyor. Evet. 2014'te hem Filipin hükümetlerinden temsilciler hem de Bangsamoro'nun kendi temsilcileri oturmuşlar. Bir yasa hazırlamışlar. Biz de görüştük geçiş komisyonuyla. Hem başkanıyla hem yasayı doğrudan hazırlayan mutfaktakilerle ekiple. Görüşmüş olduk. Uzun da bir
görüşmeyi de aslında çok da detaylı anlattılar. Evet, bir çok. Hukukçu olmayan için de çok zordur gerçekten evet. bütün Hı-hı. onları anlamak. Şimdi oradan çıkardığım sonuçlar aslında bunlar başlangıçta hükümet temsilcileriyle ortak anayasaya uygun olma temel hedefiyle bir yasa hazırlamışlar. Ve söyledikleri şuydu, biz aslında o dönemde geçmişte Anayasa Mahkemesi üyeliği yapmış olan anayasa hukukçularıyla da görüşerek biz anayasaya uygun bir yasa hazırladık. Ancak bu daha sonra başkana gidiyor yasa taslağı. Başkandan anayasaya şu yönleriyle aykırıdır diye tekrar bunlara dönüyor. Hı hı. Orada da itirazları var. Birçok şeyi kesmişler. Bizim hazırladığımız evet birçok hükmü daraltmışlar. İşte toprak parçası ibaresini kaldırmışlar örneğin. Madenlerin işletilmesiyle ilgili bir takım detayları kendilerine göre belirlemişler. Kimi noktalarda aslında egemenliği ilgilendiren ve kaynakların işletilmesini ilgilendiren kimi hükümlerde merkez, Filipinler hükümeti aslında bir nevi bir rötuştan geçirmiş, bir denetimden geçirmiş yasayı. Buna rağmen o yasa şu anda kongrede ürkülen şuydu, kongreden geçmezse ya da daha fazla sulandırılarak geçirilirse. Evet. Hatta şöyle de bir ifade vardı, daha fazla sulandıracaklarsa hiç geçmesin daha iyi. Çünkü o anlaşma, barış anlaşması bir nevi işte hukuk süzgecinden geçilerek uygulamaya doğru gidecek silahların hatta, bırakılması da buna bağlanmış. Aynen. Hatta şöyle dendi. Bu temel yasanın kongreden geçmesi bizim için silahların %30'unun bırakılma nedenidir. Evet. İşte Anayasa Mahkemesi'nden iptal edilmemesi ve artık yürürlüğe girmesi diğer %30'u bırakmayı getirir. Hı hı. Silahların bir nevi aşama yani temel yasanın kabulü, yürürlüğe girmesi ve uygulanması silahların tamamının bırakılmasına doğru bir yol evet. devamında koşut bir şey izleniyor. Termuar aşamalar. Sistemi aslında. Aynen öyle. Evet. Aşama. Dolayısıyla bu temel yasa çok önemli. Temel yasa konusunda orada kongrenin tavrı, referandum sonucu, üçlü bir şey var orada da. Kongre, plebisit. Referandum evet ve Anayasa Mahkemesi. Üç aşamadan birine takıldığında muhtemeldir ki işler yine bozulacak. Çakışma, ama işte çözüm süreçleri böyle bir şey. İnişli, çıkışlı. Eninde sonunda olacak. Ama her seferinde araya çatışmalar insan ölümüne sebep evet. oluyor. Başka da bir şey olmuyor. Bunu şöyle öngörerek... olmuş Zevtaf Hanımcığım, onu da anlatmakta fayda var. 2014'te bu temel yasa imzalanıyor. Şöyle bir çatışma oluyor değil mi? 6. Ordu da bize bunu anlattı. Benksemora bölgesinde yani Moro Yarımadası'nda konuşlanmış. Dedi ki bizim MİKAC ile bir anlaşmamız var. Herhangi bir terörist, herhangi bir basit suç işleyen de olsa haber veriyoruz. Şöyle şöyle şu bölgeyi izninizle arayacağız. Biz oraya operasyon yapacağız. Evet. Bilgi nedendiği zaman onlardan cevap bekliyorlar. Evet buyurun gelin bakın edin. Şimdi bu 2014 yılında bu imzalandıktan sonra Mama Sapona olayı diyorlar buraya. Haber vermeden aniden bölgeye dalıyorlar. Hı hı. Bu arada çok ciddi bir çatışma oluyor. İşte 44 tanesi polis olmak üzere 66 kişinin ölümüyle sonuçlanıyor. Ve tabii büyük bir şok, büyük bir durgunluk iki tarafta da. Bir güven kaybı aslında. Güven kaybı konuşalım. Ama sonra anlıyorlar ki iki tane, hatta isimleri de belli onların. İki tane önemli bir aranan adamın onların aralarına, onların bölgelerine girmesi nedeniyle fakat yanlış bir istihbarat eksikliği nedeniyle de birbirlerini vurmuş oluyorlar. Ama tabii onun bir aslında ne denir ona? Amerika'dan şüpheleniyorlar. İşte, hemen her taraf Amerika'nın evet. aslında bu olayı organize ettiğini barışı yani, tam olmak üzereyken bozmaya yönelik provokasyonlar. Çünkü bunda neye bağlıyorlar? O sırada yaralıları taşıyacak helikopterleri dahi Amerika'nın hazır bulundurduğunu söylüyorlar ve bunu sadece
Mindanao bölgesindeki Müslümanlar değil, 6. Tugay'ın askerleri de aynı şeyi söylüyor. Bu bir tertipti diyor ama biz bunu aştık. Şimdi bunları onlar yani aşıyorlar. Karşılıklı güveni tekrar aktörler tesis edebilmişler. Aşıyor, aşıyor da halkta bıraktığı tepki tabii. Ve aman biz böyle bu olmayacak havası pat diye 6 aydır bu yasayı kongrede bekletiyor işte. Ve şunu da vurguladılar mesela orada siyaset tabii buradaki gibi de çok işlemiyor. Siyaset orada daha çok bir siyasetçi sınıfı oluşturmuş. Oligarşinin hanedan gibi. Evet, oligarşinin memurları, işte büyük şirketlerin, büyük ailelerin temsilcileri mesela aslında bir Marcos'un şekilde karısı, mecliste yer alıyorlar. Hala 3000 ayakkabısıyla yani ayakkabısıyla kadın evet. 87 yaşında hala Temsilciler Kongre Meclisi'nin üyesi. Evet. Çok enteresan. Oğlu görevde bir siyaset yapıyor. Yani bir kere taş koyanlar var, barışı istemeyenler var. Bir şey daha var, tıpkı bizim de çektiğimiz sıkıntı gibi, seçim zamanı. Evet. Bu 2016'dan önce bir yine seçim yaklaşıyor. Evet, onlarda da seçim yaklaşıyor. Seçim nedeniyle hali var. Yani bir takım engeller var. Var ama biz neyi gördük? Barışın önünde durulamayacak kadar barışa istekli Filipin halkı, her iki Hristiyanı, Müslümanı artık savaşmayacağız, artık nereye kadar öleceğiz deyip barış sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Yani bu barışın toplumsallaştırılması mevzu. Ama tabii şunu vurguladılar hani orada da Moro olayını da çok enteresan vurguladılar. Evet. Ve takip ediyorlar Türkiye'yi yakından. Evet. Orada tabii hani şöyle bir şey yalnız vurgulandı oranın sosyolojisi ve siyasi tarihi bakımından da. Şimdi bir adalar ülkesinden bahsediyoruz. Moro o adalar içerisinde Filipin bir adaları. Evet takım hani adalar. Kaç bir 7000 adadan bahsediyordu galiba. 700 gibiydi ben öyle hatırlıyorum. 7000 de çok oldu. Çok parçalık olması lazım. 700 de olabilir bakalım. Ama hani 3 ana kütle var. Evet. 3 ana kütleden birisi. 2 ana büyük adadan bahsettiler. İşte o 2 büyük adadan birinde Moro. Bangsa Moro. Evet. Orada. Şimdi bu Müslüman bölgesi olduğu için o Müslüman Mindanao diyorlar oraya. Nüfusu olduğunu kesin biliyoruz. Evet, bu hani buraya baskı yapılıyor ve çatışmalar burada yaşanıyor. Diğer adalardaki Filipin halkı Moro'da ne olup bittiğinden haberdar değil evet. Ve ilgilenmiyor. Uzaklar. Dolayısıyla hani Moro'ya özellik tanıyan bir yasanın meclisten çıkıp çıkmamasıyla Filipin halkı hiç ilgili değil, umurunda da değil. Medya da ilgilenmemiş. Bu meseleler yani Morolların yaşadığı ayrımcılığa karşı bir sorumluluk alması için Filipin halkını ikna etmeye çalışıyoruz dediler özellikle. Ama hani bunun için de çeşitli yöntemler geliştirmişler. Broşür dağıtıyorlar, televizyonlarda, radyolarda bununla ilgili bir şeyler anlatıyorlar filan ama hala o kamuoyu yoklamaları halkın Mora'daki yeni durumla ilgili herhangi bir bariz ilgisini çekebilmiş, katkısını çekebilmiş değil. Mecliste 6 aydır yasanın bekletiliyor olmasının bir nedeni de bu. Hani bir nedeni siyasetçilerin artık esnaf haline gelmiş olması. Bir nedeni de toplumsal desteğin henüz istenildiği ölçüde Filipin genelinde gerçekleştirilememiş olması. Ama bu senin söylediğini ordu birlikleri de orduyu yeniden reforme ettiklerini, ciddi anlamda temel hak ve özgürlükler konusunda onları eğittiklerini söyledi. Ben de yani hakikaten ve oradan duyduklarımızla burada duyduklarımız tamamen uyuşuyor. Hiç böyle bir aksi, o öyle düşünüyor ama biz böyle düşünemiyoruz havasında hiçbir şey görmedik. Yani taraflar bu kadar iyi, çok iyi konumlanmışlar, iyi güçlü bir iletişim var. Ve işbirliği var. Bu hani o çok bariz olarak orada görünüyor. Şimdi Filipin Silahlı Kuvvetleri'nin bir birimi 6. Tugay ve başkanın talimatıyla barış sürecinin bir parçası haline getirilmiş. Halkla, Moro halkıyla birleştirilmiş. İşte okul yapıyorlar, cami açıyorlar, temizlik yapıyorlar. Halk
asker kendini. Türkiye'de de dönem dönem halkla kaynaşma çabaları olmuştur. Türk STK Silahlı diyen hangimizdi? Nursun Hanım Mecan. Ya bunlar STK olmuş dedi. Çünkü sözü olan askerlerin hepsi lafı barıştan açıyorlardı. Barışla kapatıyorlardı. Evet. Çok bu bizi şaşırtmıştı tabii ki. Çünkü hani o 120 bin gibi devasa kaybın sebeplerinden biri tam da 6. Tugay. Çünkü Moro daha konuşlanmış bir Tugay o. Oradaki direkt muhatap olduğumuz kişi ben aynı zamanda paramiliter yapının tabii. başındaydım dedi. Evet. Açıkça evet. söyledi. Orduya girmeden önce evet. paramiliter evet. gruptaymıştı. Evet. Ne kadar dürüstçe bir yaklaşımdı. Yani bizden böyle bir şey duyabilir misin? Evet. Ya ve şunu söylediler. Ben yarınki yazı dizisini bugün yaptığım için sayfasını bilgilerim taze hemen paylaşayım. Bu 6. Tugay'ın komutanları hani orduyu nasıl ikna ettiniz peki? Yani bu kadar barışçıl sonuçta 40 yıldır asker de ölüyor. Ne oldu da bu kadar barışçı bir hale gelebildi ordu dediğimizde? Ön cephede savaşan biziz. Ya. En çok biz etkileniyoruz. Biz ve ailelerimiz. Ailelerimiz de yanımızda. Evet, ordu zaten. Dolayısıyla biz aslında bir barış döneminde hani sadece önleyici güç olarak yaşamak istiyoruz. Barışı istiyoruz. Daha önce çünkü paradigma göze göz dişe diş. Paradigması üzerine evet. askeri bir yapılanma şimdi varmış. Öyle değil. Ama şimdi barış. Barışçı. Ve biz çünkü aslında dış bir güçle savaşmıyorduk. Kendi halkımızla savaşıyorduk. Ve böyle devam etmek istemiyoruz. Hani bu aklın üretilmesi ya da akledilmesi müthiş bir şey bence. Aslında dehşet de veriyor. Yani işte köylere girip köyleri yakan, insanları katleden, sivilleri öldüren birinin sonra ama ben barışı istiyorum demesi bir de dehşet bir şey. Ya bu öğretilmiş bir şey olduğu çok belli. Yani o doğru. Hani başkanın talimatıyla bu Tugay yeni bir format atılmış ve onlar da askerlerini yeniden formatlıyorlar. Ama dilin bu kadar değişmiş olması da önemli. Ama şu bana bütün o söylemin içinde en sahici gelen şu oldu. Ama biz ölüyoruz. Evet. Yani ön cephedeyiz, savaşan biziz yani ve biz ölmek istemiyoruz. Gerekçesi hiç sahte değil. O yüzden hani evet. gerçekçi. Şimdi hakikaten öyle bir merkezden, televizyon stüdyolarından, oradan, buradan, kafelerden oturup ahkam kesmek kolay. Ama hani savaşla, ölümle yüz yüze gelmek savaşan taraflar için en çok barışı gerektiren durum o zaten. Yani hani o kayıpları önleyebilmek için de elbette ordunun da devreye sokulması çok önemli. Zaten şey dedi, birimiz sorduk hangimiz, şimdi hatırlamıyorum. Yani hani eğer ordu bu kadar aktif barış sürecinin içine girmemiş olsaydık muhtemelen çatışmalar devam ediyordu dedi komutanlardan Bence birisi. Bence de barış sürecinde ordunun önemi çok önemli. Evet. Bir de bir şey ben hukukçu olarak hatırlatmak ve vurgulamak istiyorum. Filipinler Cumhuriyeti'nde bugün Müslüman halkın çok önemli temel hak ve özgürlükleri verilmiş durumda. Bunlardan biri ceza yasası hariç şeriat hükümlerinin ahkam-ı şahsiye konularında onların hukuku tarzında uyulduğunu görüyoruz. Şeriat hükümlerine göre aralarındaki ihtilaflar çözülüyor. Biz bunun üzerine hepimizin özellikle hukukçuların sorduğu bir soru vardı Fadime. Peki yani laik bir anayasa var. Bu anayasaya göre bu anayasadan başka anayasa yok. Dediler ki bu anayasa ona uygun bir. İkincisi bir de bunun en son merci, üst merci bu kararların Yargıtay'dır dedi. Dolayısıyla böyle bir hukuk silsilesi içinde olmaları çok önemli. Oradaki öğrencilerin %14'ünün dini eğitim aldıklarını, 2000'e yakın medrese olduğunu yani dini eğitim almak isteyenlerin serbestçe dini Hristiyanlaştırılmak istenen bir Mindanao bölgesinden nasıl bir sisteme geçiliyor? Temel hak ve özgürlükler, hı hı. din ve vicdan özgürlüğü dediğin zaman bunları elde edebiliyorsun. Dille ilgili de benzeri bir seçenek sunulmuş aslında halka. Yani Aynen. çok dilli oldukları için herkesin kendi ana dilinde eğitim alma imkanı hı. sunulmuş. Ama dediler ki hani o kadar çok kabile, aşiret, farklılık var ki dinimiz hani orta bizim tek ortak
ortaklığımız. Yani dilde de en çok kullanılan, işte şimdi adını hatırlamadığım. Malay dili galiba. Malay değildi. Başka bir dilden bahsettiler. Hani hmm. o dili tercih ediyor. Hani iletişimi yani kolaylaştırmak yani için. Şu cümlemi bitirin müsaade ederseniz. 2000'e yakın medrese olduğunu görüyoruz. Yalnız ceza hukuku buna dahil değil. Genel ceza hukuku uygulaması var. Ama buna rağmen eğitimde, istihdamda maalesef eşit koşullarda faydalanamadıkları ve bölgenin çok fakir olduğunu da gerçekten çok söylemek zorundayız. Hocam. Biz bir cennette yaşıyoruz dolayısıyla. Ben zengin bölgeyi de istemem. Ben kendi ülkemi hiçbir şekilde hiçbir şeyle paylaşmam. Yani bu ülkeyi bize Allah bahşetmiş. Bu zenginlikleri bahşetmiş ve biz birbirimizi yiyoruz. Onun için çok ders almalıyız diye düşündüm bu olan bitenden. Yani bu programı da senin böyle hazırlamanın bir nedeni olması gerekiyor. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Barışı bir an evvel temin etmekle kalmayıp bu ülkenin Allah'ın bize bahşettiği en büyük bir nimet olduğunun farkına varılması gerektiğini düşünüyorum. Bu coğrafyada olan bitenin bizi etkilememesi için el birliğiyle ortak değerlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Müslüman halkın ne kadar büyük bir zulüm sonucu ötekileştirildiği, fakirleştirildiği ve insani değerlerinden arındırılmak istenmesine rağmen nasıl bir dirençle ayakta kaldığının şahitleri olarak döndük biz buraya. Evet. İnşallah bu temel yasa çıkar diye düşünüyorum ben. Çıkmasa bile söyledikleri şey barışçı olarak mücadeleye devam edeceğiz ama çok yorulmuşlar belli. Ama tabii ne kadar barışçı olabilir? Hani iki tarafında aslında yani, biraz şüphesi vardı. Çünkü çok ayrılıkçı gruplar bu arada tabii. Tabii. Aslında çıkmış. Çok komplike bir alandı gerçekten. Çok, yani o yanlarına girersek şimdi çok karışır. Çünkü işte ne bileyim çeteler var, farklı gruplar var. İnsan kaçıranları var. Suç örgütleri kaçıranlar var. Değil mi? Hatta şey bir de yaptık esprisini kaçırırlarsa bizim sizi. Gruptan kaçırırlarsa kesin Kadir'in önüne Kezban Hanım'ı. Kadir Bey inanılmaz bir senaryo hazırladı. Kulakları çınlasın. Evet. Müthiş bir senaryoydu. İnene kadar da uçaktan o senaryo devam etti. Bölümler eklendi. Bu farklılaştırılmış hukuk sistemi ama asıl temel yasada hayat bulacak. Yani o temel yasa tabii ben temel geçmeden onu oturtamayacaklar. O zaman da şeyi de söylediler galiba. Biz işte seküler düzene uymayan hukuk sistemleri nasıl oturtulacak? Ama anayasada adalet anlayışı var. Öyle bir ifade var evet. Derdi. Bakın anayasayı da aslında çok geniş yorumluyorlar. Bizde bu pek yoktur. Biz daha lafzi yorumlarız, evet. Dar yorumlarız. Adalet anlayışından bu özgürlük alanına kadar gelebiliyorlar. Bu evet. Da bu da ilginç çok yani ilginç, değil, mi? Değil mi? Çok ilginç. Bu konuda çok gelişkinler. Evet. 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 Bu şeyi de konuşalım mı? Şimdi orada mekanizmalar işlemiş, anlaşmaya varılmış, anlaşma metni yasa metnine dönüştürülmüş. Metin işte yasa mecliste ama bu esnada taraflar aslında kendilerini yeni döneme hazırlıyorlar. Yani az önce aslında parça parça konuştuk ama bununla ilgili başka komisyonlar, alt kurullar, izleme heyetleri vesaire oluşturulmuş. O yeni döneme adaptasyon için bir tür iş bölümü. Hı-hı. Envanter çıkarılmış, çalışılıyor. Bunlar da çok çok akıllıca ve gerçekten en imrenilen, bizim de çok ders alabileceğimiz şeyler oluşturulmuş. O müzakereleri yöneten kişi İkbal, Geçiş Komisyonu Başkanı İkbal. İsmini okumakta zorlanıyorum. Muhager İkbal. Muhayyer. Muhayyer mi? Muhayyer İkbal. Muhayyer İkbal Bey'in tabii söylediği şeyler önemliydi. Hani iyi bir müzakerecinin nelere uyması gerektiğini, hani nelere yılmamak gerektiğini. Şimdi Türkiye'de çünkü hani biz öyle bir aşamada kaldık ki müzakerelere başlayacak mıyız, başlamayacak mıyız? Bu anlamda da hani bizim önümüzdeki dönem için onun verdiği püf noktaların hani önemli olduğunu düşünüyorum. İzninizle onları paylaşmak istiyorum. Evet. Şimdi o diyor ki bir çatışmayı bitirmenin en medeni yolu
Müzakeredir. Müzakere. Bir, bu hani şöyle bir alımlık olarak konulabilecek bir şey. İyi bir müzakereci asla duygularına yenilmemeli. Yoksa ilerleyemezsiniz. Yani bu duyguyla yürütülebilecek bir süreç değil. Bazen kendi arkadaşlarınızla bile müzakere etmek, konuşmak karşı tarafla konuşmaktan daha zordur. Kendi diyor. Arkadaşlarınızı bazen daha zor ikna edersiniz. Zor ikna edersiniz diyor. Ve aslında bütün müzakere süreci içinde farklı alanlarda uzmanlaşmış insanlara ihtiyacınız olur. Mutlaka onlara akıl danışırsınız ama unutmayın kararları siyasiler verir. Hı-hı. Uzmanların karar vermesine ya da sizi bir karara dayatmasına müsaade etmeyin diyor. Ve bunu diyen kişi de aslında 14 yıl boyunca Moro İslami Kurtuluş Örgütü adına bütün müzakerelere katılmış baş müzakereci kişi ve 9 hükümetle çalışmış o 14 yıl boyunca. Yani önemli bir tecrübenin içinden konuşuyor. Onun vurguladığı şeyler de bana çok önemli geldi. Aktarma ihtiyacı duydum. Şimdi izleyicilerimiz de bizi takip ediyorlar ve şeyi hatırlatmışlar. 7000 ada varmış Filipinler'de. Öyle mi? Ben yanılmışım. Evet, peki. Yani 7000 birden çok büyük bir rakam olarak görünüyor insanın gözüne ama hayır, ben öyleymiş. Onun için tereddüt ettim. 700 mü? 7107 adadan oluşuyormuş. 182 değil, 28 etnik grup var. Şunu da hatırlatmak lazım. Biz henüz döndük ve aslında çok da iyi çalışmadık. Hani aldık alacağımız ama bütün dokümanlarla elimizde böyle birikti. Bir kitapçık yeniden, haline gelecek zaten. Yeniden çalışamadık. Ama tabii Yaman Gazetesi gazetecinin yanında. Estağfurullah. Bu arada birisi uyarmış, Muhacir İkbal'miş. Muhayyer diye söylendi bize orada. Onun için evet. Muhayyer diye. Muhacir peki. Değil, mugayyir şeklinde yazılı zaten. Evet. Kısa bir ara verelim isterseniz. Bir sularımız tazelensin. Evet, sonra tamam. Bir turla birlikte kapatalım tamam. Artık. Ben de belki sizin yaptığınız gibi daha girişte bazı ana noktalar belirtilmişti sürece ilişkin. Hı-hı. Onları şöyle bir kısa şey yapabilirim. Olur. Bir ara verelim. Olur mu Sevtap Hanım? Olur. İnce Fikir, Sevtap Yokuş ve Kezban Hatemi ile kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet, İnce Fikir'de Moro Barışı'ndan Türkiye için faydalar devşirmeye devam ediyoruz. Son düzlüğe girdik artık. Sevtap Yokuş'tan Moro'daki süreç, özellikle izleme heyetinin, Uluslararası Temas Grubu'nun yine böyle hap şeklinde verdiği bilgiler vardı. Bizim de işimize yarayabilecek. Hem aslında programın nihayetinde söylemek istediklerinizden hem de onları alabilir miyiz sizden? Ben hem bir tür sonuç olsun bu benim açımdan. Temas grubunun toparlayıp böyle formüle ettikleri bir takım hususlar, hatta böyle şık şık yazmıştım ben de. Onları direkt okuyayım kısa nasıl olsa. Şimdi güçlü hükümet, bunu konuştuk. Güçlü hükümet momentini yakalamak önemli. Kamusal katılım, anlaşmanın sağlanması için en iyi yol kamunun katılımıdır. Yani barışa dönük bir ortak fikrin gelişmesi. Gizlilik, şeffaflık dönemleri. Yani bir kısmı gizli, bir kısmı şeffaf olmalı. Onu sürecin kendisi belirliyor. Hı hı. Anlaşma sonrası durum. Anlaşmanın kaybedeninin olmaması, yani kimse kaybetmeyecek. Hukukçuların rolü, siyasi kararları hukuk uygular. İşte biraz önce söylediğim gibi hukuk zemini yaratmadan ilerlemek çok zor. Sürecin kendisi, sürecin bir noktadan diğer noktaya varması için kullanılması, konsantre olabilmek sürece. İç müzakereler. Yani tarafların kendi iç müzakereleri, bölünmüş liderliklerin iki tarafta da zayıflatabileceği, zamanlar köşe taşları olarak belirlenmeli, süreçte belli dönem, periyotlar belirlenmeli, müzakerelerin görmezden gelinmemesi, önemsenmesi,
güven çok önemli. Güvenin tesisi ama güvenin bir ön şart olarak belirlenmemesi. Yani hem güven istiyorsunuz hem de güveni anlaşma için bir ön şart olarak öne zaman sürmüyorsunuz. Zaman içinde çünkü o kendiliğinden yani inşa oluyor. Yani inşa süreci. Evet, aynen öyle. Bir çerçeve oluşturmak, benim biraz önce hani bir tür yol haritası, galiba Kerim Yıldız buna kareografi diyor. Evet. Öyle bunu daha çok şeylerde mimari dediler, barış evet, mimarisi. Evet. Basitleştirmek, sadeleştirmek, yani işleri komplike hale getirmemek. Zaman zaman kendinizi halkın yerine koyabilmelisiniz. Nasıl algıladığı. Güven ilişkisi için önlemler, diyalog önemli. İşte yüz yüze görüşmeler biraz önce evet, konuştuk. Süreci sürekli ileri taşımak, durdurmak, geri çekmek yerine hep ileri taşımak için uğraşmak. Hı hı. Diplomasi hatlarını oluşturmak. Evet. Her zaman çözüme odaklanmak, çözüm üzerinde ilerlemek. Yani evet, çok yönlü bir süreç bu ama odak noktası, eksen çözüm. Her zaman iki tarafında baltalayıcıları vardır, bunu unutmamak. İktidar paylaşımı bu bakımdan aleyhe bir durum. Anlaşma önemli. Ama yine asıl olan anlaşmaların uygulanmaya konmasıdır. Söylem düzeyinde kalmaması, somutlaşması, ayaklarının yere basması gibi. Ve en önemlisi işte bu mekanizmanın oluşturulabilmesi için, süreçle ilgili mekanizmaların oluşturulması, hı hı, için üçüncü taraflardan kaçmamak, onların kolaylaştırıcı desteğini alabilmek. Evet. Yani bu çok ayaklılıkla belki, hı hı, açıklanabilir. Özetle bunlar böyle. Reçete bu yani. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Kezban Hatemi. Bir de şey önemli. Mesela burada gene ders alacağımız şeyler 5000 kişiyi orduya katarak kazanmaya başladılar. Ve çok da başarılı oldular. Yani burada da şimdi geri kalan silahlı güçlerin müzakere çok önemli, evet. Barışı temin edebiliyorsunuz, barışı sürdürülebilir hale getiriyorsunuz. Ama bu müzakereleri devam ettirmek çok, evet, zor. İşte işin en zor tarafı o. Onun için biz artık silahları bırakma kelimesini kullanmıyoruz dedi. Biz normalleşme olarak adlandırıyoruz. Bu vurgulama çok önemli. İşte biz daha normalleşmeyi sürdürüyoruz aslında. Bunun için bir zaman, bunun için bir termin yapmayın. Bu, evet, zaten kendiliğinden oluşuyor dendi. Şimdi orduya düşünebiliyor musunuz? Ordu kendi içine 40 yıldır savaştığı ve terörist olarak gördüğü insanları alıyor ve asker yapıyor. Ve tamamen intibak etmiş durumdalar. Bunlar çok önemli deneyimler. Bu deneyimlerden şu anda kimler faydalanıyor biliyor musunuz? Tayland, Burma. O kadar cazibe merkezi haline gelmiş ki bu barış. Bütün etraftaki, civardaki devletler, Asya devletleri Filipinler'de ne oluyor diye gelip onlardan briefing alıyorlar. Ve şimdi benim anladığım kadarıyla nasıl İrlanda deneyimini Jonathan Powell gibi, DPI gibi, hem de bir Türk'ün önderliğinde, Kerim Yıldız gibi bir Türk'ün önderliğinde ele alıp bunu dünya örnekleriyle kıyaslanacak tarzda masaya hazır pişmiş yemeği bizim önümüze getirmesinin ben önemli bir nimet olduğu kanaatindeyim. Evet. Bundan faydalanacak ve çıkarılacak çok ders var ve Türkiye DPI'ın bu deneyimlerinden acilen faydalanmalı. Buna çok katılıyorum ben de. DPI'nin hem dünyadaki diğer çatışma çözümleri
konusundaki tecrübesi, çok ciddi bir hafızasının, literatürünün oluşmuş olması ve Türkiye'de farklı toplum kesimlerinden, farklı çalışma uzmanlık alanlarından ve işte farklı ideolojilerin, siyasetlerin içinden aslında insanlarla böyle bir çalışmayı yürütüyor olması Türkiye adına büyük bir kazanım aslında. Bu hani bir yerde birikmiş durumda. Bunun sürecin ve Türkiye'nin faydasına aktarılabilmesi gerekiyor bir şekilde. Senelerdir neredeyse hukukçuluğunu bu yönde kullanan ve gene bizim heyetimizde, benim de Güneydoğu Akiller Heyeti'nde birlikte çalıştığım meslektaşım, kardeşim Yılmaz Enseroğlu da DPI'nin yönetiminde. Evet. Yani Bejan Matur gibi bir aydınımız, şairimiz, edebiyatçımız onun yönetiminde. Ali Bayramoğlu, orada. Cengiz Çandar. Bunlar zaten barışın mimarları ve öncüleri. Dolayısıyla bu deneyimler çok önemli. Şimdi biz bunları oturup konuşuyoruz, tartışıyoruz ve ülkemizdeki sorunlarla da mukayese edeceğiz. Evet. Şimdi bu bir kitapçık haline gelecek zaten. Ben bunları çok önemsiyorum. Barış böyle bir şey işte. Öyle bağırarak, siyaset yaparak, bir kere günlük politik siyasete asla aracı yapmamalıyız diye düşünüyorum. Maliyeti insan olan bir çatışma süreci geçirdik. Allah bir daha bu ülkeye böyle şeyler göstermesin. Ama artık bu siyaseti de barış üzerinden, barış süreci üzerinden, bu sorunumuz üzerinden hiçbir siyasetçinin yapma lüksü yok. Bunu da burada vurgulayalım bugün diyorum. Evet, güzel mesajlar verdiniz. Ben de kapatırken bir iki şeyi vurgulamak istiyorum. DPI'nin önemini ve bu tecrübenin Türkiye'deki duruma aktarılmasının önemini önemsiyorum. Yani çözüm süreci hükümetin, devletin inisiyatifinde başlatılana kadar aslında Türkiye'de sivil toplum bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Üniversiteler kısmen de olsa ve sivil toplum devletin uyuşuk yerlerini iğneledi ve bir hareketlilik kazandırdı, bir hafıza, bir ortak payda oluşturdu. Ama hani sivil toplumun bu gayreti kendi eliyle bir çözüm üretmeyi, çözümü, süreci başlatma imkanı değil ama yolu açan bir şey oldu, katkısı oldu. Şimdi devlet, taraflar devrede bir donma hali var hali hazırda. İşte Suriye'deki hızla değişen ve ne olacağı belli olmayan durum doğrudan bizim kendi sorunumuzu ve çözümümüzü de etkiliyor şu ötel anda. Ötel çalışıyorlar ama işte buna meydan vermeyelim. Ve burada tabii hani bir zede aldığımız ortada, yani bunu görmemiz gerekiyor. Çözüm süreci hani deminden beri söyleye geldiğimiz mesela güçlü liderlik yani çok önemli. Yani tarafları diri tutacak ve çözüme çekebilecek olan o güçlü liderlik. Çok önemli ve ama bunu bir yapı, mekanizmaya oturtup ama, yol vermek. Tabii mekanizma şu anda olmadığına göre güçlü liderlerin eliyle ve önderliğiyle bir yere kadar gidebiliyordu. Şimdi burada bir aşınma oldu. Yeniden nasıl o alanlarını toplayarak orada bir kararlılık sergilenebilecek? Türkiye'nin şu anda önündeki sorunlardan birisi bu. İşte hükümetin nasıl kurulacağı, bir koalisyon olup olmayacağı, koalisyona girecek partilerin çözüm taraftarı olup olmayacağı gibi başka sorular da var. Ama hani bunları tabii görmek gerekiyor ama hem toplum için hem bu topluma yön veren insanlar için, karar alıcılar için ama ilk başta tabii ki siyasiler için şu bir zaruret. Gündelik meclisteki siyasi alandaki itiş kakış, sen bana bunu dedin, ben sana bunu dedim, şöyle dedi, o ona dedi. Nedir bu? Allah aşkına nedir bu? Yani hani bu şu anda hani işte Yunanistan battı, iflas etti. O da bizim çok acı güneyimizdeki bir şey. Ülkelerde kelle kesiliyor, IŞİD kapımıza dayanmış durumda. Kürtler için Suriye'deki durumun de facto bir imkan sağladığı görülebiliyor ama ortak geleceğimizi düşünmek zorundayız. Yani hani ortak geleceği düşünemezsek çok değerli ve belki hani 100 yılda bir karşımıza çıkan bir imkanı heba etmiş oluruz. O yüzden akıllı, hani duyguları reddetmeden ama akıllı bir şekilde duruma adapte olmak ve yeni bir zemin oluşturmak gerekiyor. Burada Türkiye'nin Müslüman, halkı Müslüman olan, layık,
demokratik ve kendi sorunu çözmeye akletmiş bir ülkenin dünyanın öbür ucundaki bir sorunda üçüncü taraf olması önemli bir deneyimdir. Çok önemli. Dolayısıyla bu ülkenin kendi ülkesinde üçüncü taraflara hani gözünü kapatması, reddetmesi hani fikri sabit olacak bir konu değil. Bunu yeniden düşünebiliriz. Hı hı hı. Bir yardımcıya ihtiyacımız varsa niye o yardımı almayalım? Hı hı hı. Yani hani bunu bir söyleme ihtiyacı duyuyorum ve bir diğeri de aslında İRA sürecinin bize öğrettiği bir şey. Pedalı çevirmek zorundasın. Çevirmeye devam edelim. Pedalı çevirmezsen düşersin ve bizim düşersek kalkma nasıl kalkarız? Yani hani kalkabilir miyiz? Bisiklet yeniden kalksak rayına nasıl, oturur mu? Sağlam kalkar mıyız? Burası yani buna tahammülü yok Türkiye'nin. Bir can bile kaybetmeye tahammülümüz yok. O yüzden böyle hani mızmızlıkla, itiş kakışla geçirilecek bir dönem değil. Bu siyasiler başta olmak üzere bu sorumluluğu hatırlatmak görevimiz. Ben bunu söylemek çok istiyorum. Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Bir şey ekleyecektiniz. Ben de aslında çatışmalar sadece bize özgü değil, işte dünyada çok yerde oluyor ve giderek de rasyonel bakış ağırlık kazanıp bu bilimsel temellerle, yöntemlerle aşılabilir hale gelmiş. Yani tıpkı bir hastalığın tedavi edilmesi gibi yöntemler sunuluyor, dersler veriliyor. Bizler de bu derslerden yararlanmak. Tabii elbette yani bunlardan kaçmanın gereği yok. İşte rasyonel bakış bunu gerektiriyor. Türkiye'de aslında rasyonel bakışın ağırlık kazanması birincisi ve ikincisi sizin işaret ettiğiniz o paradigma zihniyet değişikliği. Yani örneğin artık şu Kürt alerjisi bitsin. Onun dışında şu bizim faydamıza denildiği anda el uzatılabilsin. Başka da bir sorun kalmayacaktır. İnşallah. Ben de aynı fikirdeyim. Evet. Peki bir çok... de kadınların bakış açısını. Ve medyayı da söylemedik. Medyanın. Evet, medya. Çünkü şunu her yerde, İRA sürecinde de aynı şey söylenmişti. Burada da. Yani medyanın barışı tutumu değil, savaşı sevdiği daha sansasyonel olarak olduğu için biliniyor. Ama burada bir barış gazeteciliğinin yürütülmesi gerektiği, toplumsallaşabilmesi için bu barışın bir uslubun, bir barış dilinin oluşturulması ve medyanın da burada sorumlu davranması gerekiyor. Hani bir medya mensubu olarak bunu aktarmış bunu olayım. Bunu sen çok mükemmel yapıyorsun. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür bir ediyorum. Bir akil olarak ayrıca. Eskiden. Peki Kezban Hatemi ve Sevtap Yokuş benim yol arkadaşlarım. Güzel bir hafta geçirdik. Güzel bir programda yaptık. Ben çok şey öğrendim sizlerden de. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Biz teşekkür ederiz. İnşallah Moro Barışı'ndan biz devşirmemiz gereken faydayı devşiririz ve kendi sorunumuzu da o şeylerle, haplarla, yöntemlerle çözebiliriz. Ve sizlere de çok teşekkürler İnce Fikir izleyicileri bu saate kadar bizimle birlikte olduğunuz için. Haftaya yine çok değerli ve ince fikirli konuklarımızla burada sizinle birlikte olacağız İnce Fikirli izleyicilerimizle. Görüşmek dileğiyle.